Geriye Kalan. Yazan Ramazan Dikmen. Seslendiren Nezih Alataş. Bu öykü yazarın Hece Yayınlarından çıkan Muhayyer Bütün Öyküleri kitabından alındı. Çıkışta bir süre duraklıyoruz. Ne iyi. Gözüm hep arkada. Onu hala görebiliyorum. Sütunun önünden hiç ayrılmamış. Bir heykel gibi kımıltısız dikilip duruyor. İncecik uzaktan. Rüzgar saçlarını alıp alıp götürüyor. Yüzü bize dönük. Ama nereye baktığı anlaşılmıyor. Belli ki artık bizi izlemiyor. Hoş, izlese de beni seçemez. Camlardaki yansımalar yüzünden biz içeridekilerin üzerinde kim bilir ne bulanık görüntüler geziniyor. Ayağa kalkıyorum. Başımı cama yaklaştırıp yavaşça el sallıyorum. Boşuna. Hiçbir karşılık yok. Dikilip duruyor. Donmuş gibi. Kas katı. Gözlerimin çektiği son enstantane. Saatler ilerleyecek, gazeteleri başlıklarından okuyacağım, anlamayacağım. Olmadık anda sigaralarım bitecek. Yatarı açıp arkama yaslanacağım. Gözlerimi sıkı sıkı kapasam da uykuyu bulamayacağım. Kulaklarımda arabesk ezgiler uğuldayıp duracak ve bir teviye bir hırıltı. Gün doğudan batıya yönelecek. İki yanımızdan çam ormanları ve elma bahçeleri geçecek. Sonra kavun satan köylüler ve üzüm küfelerinin başında pinekleyen yanık tenli çocuklar. Doruğunda dumanlarıyla ulu dağlar, ardıçlı tepeler ve keçi sürüleri. Ürünü kalkmış tarlalar göreceğim ve yakılan anızlar. Bir de antenli çatılarıyla ıssız köyler, beton yapılarıyla hep birbirine benzeyen şehirler. Ara sıra gözlerimi yumup zihnimde biriken görüntülere dalacağım. O zaman hep açık tuttuğum kapımın eşiğinde bitivermiş bulacağım onu. Üzerinde açık renk giysiler olacak. Arkasında derin, loş bir koridor. Efendim diyecek, ikindi kahvesi içiyordum. Bir fincan da siz alır mıydınız? Ya da hafta sonları gittiği sahil kasabasının iskele meydanında. Meydanı çevreleyen çay bahçelerinden birinde oturuyor. Masasında kola bardakları ve açık bir kitap. Ama okumuyor. Çünkü o saatte o da herkes gibi önünde genişleyen püfürtülü maviliğin çağrısına karşı koyamıyor. Bir bakıyor denize ve unutuyor geriye kalan her şeyi. Palmiye yapraklarını sallayan akşam rüzgarı saçlarını dağıtıp duruyor. Ama ille de çıkışta çektiğim son enstantane. Ne yapsam ondan kurtulamayacağım. Ne yorgunluk tanıyacak, ne sigarasızlık. Beklenmedik anlarda uzun zoomlarla vuracak belleğime. Sütuna yaslanmış. Donuk, put gibi. Gözleri uzaktan iki siyah nokta. Algılamadan bakıyor gibi. Başının üstündeki tabelada Ankara yolunda her saat hizmetinizde yazısı okunuyor. Elleri montunun ceplerinde. Rüzgar fularını uçuruyor. Kırmızılı mavili ipeğin çırpınışları aralık kalmış bir pencerenin ardında usul usul dalgalanan bir tüle dönüşüyor. O tülün gerisinde. Ayakta. Hareketsiz. Dalgın. Aşağılarda uzayıp giden daracık sokağa bakıyor. Vakitlerden ikindi sonu. Mevsim erken inmiş bir güz. Havada inatçı bir yağmur sessizliği. Onu pencereye çeken ya yalnız ve ince bir keman ya eskilerde kalmış bir şarkının ansızın çıka gelmesi. Öyle anlarda her şey nasıl da birbirini tamamlar, şiirsel bir çağrışım dalgası gibi. Büyük işaret alınmış ve ses veren ne varsa dilini yutmuştur. Meydan artık şarkılara ve yağmurlara kalmıştır. Elden bir şey gelmez, olanlar olmuştur çoktan. Kendi derinlerimizde saklanan doymak bilmez bir açlık birden su yüzüne çıkmış ve bizi buyruğuna almıştır.
çoğu zaman bir at koyamayız bu açlığa. Onu yalnız hissederiz. Yakıcıdır ve inceltir bizi. Aklımıza olmadık delilikler getirir. Tiryaki olmasak bile hemen bir sigara tüttürmek isteriz. Ya da alıp başımızı uzun yolculuklara çıkmak. Oysa bunlar bize verdiği azabın artacağını bile bile o açlığı duymaktan kaçıştır. Çıkışı sarsıntılarla geçiyoruz. Artık yolcuyum. Ama benimki bir kaçış değil. En iyi konu görevim bitmiş, dönüyorum. Aklıma böyle şeyler getirdiğim de yok. Yine de içimi her yolcunun bildiğinden fazla bir hüzün dolduruyor. Şehrin varoşlarından çıkıyoruz. Kolonya ve içecek sunuyorlar. Biliyorum, otogarı çoktan terk etmiştir. Ama bana bıraktığım yerde bir ömür boyu bekleyecekmiş gibi geliyor. Orada, son kez el sıkıştığımız yerde, yazıhanelerin arkasında. Turizm mevsimi için yeniden boyanmış sütunlardan birine sırtını vermiş. Kımıltısız, algısız ve tepkisiz. Ne değnekçilerin çığırtkanlıklarına aldıracak, ne önünden geçip giden yolcu kalabalığına, ne dolup boşalan otobüslere, ne kulakları tırmalayan ilanlara. Bıraktığım gibi kalmak yetecek ona. Bu son enstantane, bende yaşayan bütün öbür görüntülerine baskın çıkıyor. Galiba bol dönemeçli bir yokuşu iniyoruz. Buğulu kısık bir erkek sesi habire acılı şarkılar söylüyor, ayrılıklar, hasretler, kederler üstüne. Hayretle farkına varıyorum. Bende kalıcı olanlar yalnızca ayrılık anlarının görüntüleri. Çok sonraları, elleri cebinde bir Eylül avaresi olarak yolumun üstüne çıkan bir sergiye gireceğim. Adı sanı duyulmamış bir ressamın tablosu önünde uzun uzun duracağım. Serginin geri kalanını gezmeyeceğim bile. Büyük yağlı boya tuvalde kül rengi yağmur aydınlığı vurmuş bir cam olacak. Camın üzerinde irili ufaklı damlalar, her biri kayıp gidiyor gibi. Ama beni ille de camın gerisinde duran genç kızın donuk yüzü, kırgın ve boyun eğmiş bakışları çekecek. Ardından iyice dalgınlığa kapılacağım. Öyle ki resim çerçeveden çekilecek, farkında bile olmayacağım. Sonra bir an tabloda onu göreceğim. Önünden geçen kalabalığın başları üzerinden hep sütunun önünde bekliyor olacak. Hareketsiz, kımıldamadan, gözleri hep boşluğa bakıyor gibi. Ama bu uzun sürmeyecek. Şimdi onu evrak ve dosya yığınlarıyla dolu bir masanın başında bulacağım. Ben karşısındaki misafir koltuklarından birinde oturacağım. Küçük çalışma odasını yaz ikindisinin çağıl çağıl güneşi dolduracak. Kasabada tarihi güreş şenlikleri başlamış olacak. Açık pencereden coşkun zeybekler çalan davul zurna sesleri gelecek. İkimiz de ilk günlerin katı ve resmi tutumunu çoktan bırakmış olacağız. Artık iyi kötü söyleşebileceğiz. Dereden tepeden, işten güçten. Örneğin bir taşra kasabasında görev yapmanın kendine has güçlüklerinden. Yo, eşinin hangi işte çalıştığını o gün sormayacağım. O galiba sonraki günlere kalacak. Ama o zaman da sorumu duymamış gibi uzun süre önüne bakacak. Pazarlama müdürüydü diyecek. İstanbul'da bir şirkette. Gerisini getirmeyecek. Ben de üstüne varmayacağım. Gerisini bir akşam yemeğinde kaymakam Hayri Bey tamamlayacak. Dediğine bakılırsa, bilmem doğru bilmem yalan, kocası onu sekreteriyle aldatıyormuş. O da boşanma davası açmış. Ayrılmışlar. Sonra eşi sekreteriyle evlenmiş. O da kendini bu dağ kasabasına sürgün etmiş. Bir oğulları varmış. Onu da yatılı okula vermişler. Çocuk yaz tatilinin yarısını annesiyle, yarısını babasıyla geçiriyormuş. Kaymakam daha epey bir şeyler anlatacak. Hele onun içe kapanıklığını ikide bir söylemeden edemeyecek. Ama Hayri Bey onun hakkında benim bildiklerimi bilmeyecek. Ne kendince şiirler yazdığını, ne akşamlarını okumaya adadığını, ne de kimi günler içi daraldığında ut çalıp çalıp ağladığını. Yine de bunları bilmek işimi pek kolaylaştırmayacak. Onunla konuşma güçlüğü çekmekten bir türlü kurtulamayacağım.
Söyleşeceğiz söyleşmesine. Birlikte sık sık ikindi kahveleri içeceğiz. Lakin o kısa sözler etmekten hiç vazgeçmeyecek. İkişer üçer kelimelik. Hep ben konuşacağım, o dalgınlık içinde gülümseyecek. Ben de bir ara ona takılacağım. Şehrin ileri gelenleri diyeceğim, sizi çok içine kapanık buluyorlar. Konuşmazmışsınız kimselerle. Epeyce düşünüp içini çektikten sonra kekeleyerek doğrudur diye karşılık verecek. Ben konuşmam pek. İnanmam konuşmaya. Çünkü biz aslında konuştuğumuz zaman konuşmuş mu oluyoruz? Hayır. Sadece zahiri kurtarıyoruz. Çenesinin o denli açıldığını ilk kez göreceğim ve şaşıracağım. Hayretim herhalde yüzümden okunacak. Bunun üzerine açıklamasını uzatacak. Yaratılışça konuşkan bir kişi olmadığı bir yana, çevresindeki insanların her hallerine sinmiş riyakarlıkları yüzünden kendi suskunluğuna çekildiğini ileri sürecek. Konuşurken kelimelerini bulmakta ne çok zorlanacak. Davranışlarımızdaki iki yüzlülüğün onda hep tiksinti uyandırdığını anlatacak. Belki de diyecek, gözlerinde biriken dalgınlığı yüzüme çevirerek, en içten olduğumuz anlar, sövdüğümüz anlardır. Ben de günlerdir kolladığım fırsat, ummadığım anda ayağıma gelmiş gibi atılacağım. Öyle de hanımefendi, iki yüzlülük bizim tek sığınağımız. O olmazsa niyetlerimizi gizleyemeyiz. İnsanlar arasında yakınlık diye bir şey kalmaz. İlişkiler başlamadan biter. Belki oturup sizinle bile konuşamayız. Son sözlerimi söylerken gözlerinin içine bakacağım. O da başını önüne eğecek. Bir süre ince ince gülümseyecek. Ardından dudakları duyulur duyulmaz bir sesle oynayacak. Evet. Bu bir kelimeyle onun nelere bağlandığını anlamam için yola çıktığım günü beklemem gerekecek. Son hafta izne ayrılacak. O yüzden vedalaşamayacağız. Ama muavin bavullarımı yerleştirirken elinde bir kutu cezerye ile çıka gelecek ve ben saklanamaz bir şaşkınlığa düşeceğim. Bir gün önce memurlardan biri otobüsümün kaçta kalktığını soracak. Bunun boşuna olmadığını ancak o zaman anlayacağım. Özenle, incelikle yaşanan 3 aylık mesai arkadaşlığımızdan, onu bir günlük uzaklıktaki balıkçı köyünde geçirdiği tatilinden koparıp bu liman şehrinin terminaline sürükleyecek bir şeyler kalmış geriye diye düşüneceğim. Şaşkınlığıma yol boyu üstümden atamadığım delimsirek bir hüzün bulaşacak. Ramazan Dikmen'in Geriye Kalan öyküsünü Nezih Alataş seslendirdi.